Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, Ford Trax FMAX'le çıktığımız yepyeni maceramız Kaptanın Yerinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, canım arkadaşım, sevgili dostum, benim biricik Fatmam Didem Balçın. Güldük, gezdik, tozduk ve ben de göstermiş olduğum ev hanımı marifetlerimle ona şahane bir gün sofrası hazırladım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Kaptanın Yerinin ikinci bölümü başlıyor. Bak şimdi. 3 nokta kuralı var. Bir elin burada duracak, bir elin burada duracak. Mutlaka onları bırakmadan basamaklarla çıkacaksın. Buraya oturman gerektiğini söylemeyeceğim. Tamam. Şunu alalım. Allah. Tamam. Ay maşallah be. Ay benim güzelim be. Ay çok Ay güzel. Benim yavrum. Otur, geliyorum. Tamam. Bir de bir kuralımız daha var. Evet. Evet. Evde ne yapıyorsun? Ne ev terliği giyiyorsun. Burada ne yapıyorsun? Tır ter. O ne be? Evet. Biz ayakkabıyla girmiyoruz. Tamam. Benim tır ayakkabım var. Bu da senin tır terliğin. Ver. Hayatımda hiç bir terliğim olmadı. Gerçekten tıra kısmetmiş. O halde kapıları kapatıp gidelim. Bunu aldım bak şimdi. Şimdi frene bastık. Oo. İlk defa mı tırıyorsun? Evet, ilk defa. Gerçekten. Çok güzel gözüküyor hiç. Bayağı geniş ya, hiç böyle düşünmemiştim dışarıdan bakınca. Çok acayip bakınca. Değil mi? Şurada dolapların falan var, tüm çeyizlikleri falan orada. Buzdolabımız var. Buzdolabı nerede, bu mu? Evet. Su falan da var içinde. Oo. Arkada dolaplar var, arkada işte ranza var. Ama şey ya, yükseklik, derinlik ve alan algısı çok değişik değil mi? Evet, sen kullanırken nasıl hissediyorsun? Gergin. Gergin. Hayır, böyle demin direksiyonu böyle pit diye indirdin ya, sanki çok rahat ve her şey çok... Yok, öyle sadece... Abi ne yaparsan yap, hep kilometre yapmaya ihtiyacın var ya aslında. Evet. Yani ben de kilometre yaptıkça açılacağım. Her çocuğun hayalidir ya. Her erkek çocuğu ya işte itfaiyeci olmak ister, tır şoförü olmak abi, ister. Abi Alican işte iş makineleri var ya. Benim çocuklara söyledim böyle böyle. Şimdi bu işi yapmak için de hem işte eğitimi var, hem yasal prosedürler var. SRC belgeleri alıyorsun. Bir takograflı şey kartı alıyoruz. Sürücü kartı falan alıyoruz. Yaya geçidi. Abla geç, ağır araç bile olsak. Madem ki çocuk var. Yaya geçidi, orada dur yazıyor bize. Baba ne demek ya? Ya önemli bir şey tır şoförü, çünkü tır biz halk için korkutan bir şey. Yani özellikle bir sürücüysen, mesela ben uzun süre Göktürk'te oturduğumda hastaldı, tırlarla çok haşır neşir. Ve hep bir korku var yani, normal. Yanından tırlar geçiyor. Ay nasıl kestiriyorsun ya dönerken? Bak sanki bana genişten döndüğün gibi. Yani herhalde böyle dönüyor. Kuralı yok yani. Değil mi? Dönse böyledir. Dönse böyle döner. Herhalde böyledir. Ay, mümkün değil, kullanamam. Ya kullanırsın. Yok yok. Ya zaten otobana çıkalım, koltukta yer değiştiririz. Bir 3 dakika kullanırsınız. Yok, eğitimlerimi almadan asla. Bravo. Şu anda dorse boş, arka taraf boş. Arkadaki büyük alana dorse mi deniyor? Yes. Buna da işte tır deniyor ama aslında bunun adı ön tarafa çekici deniyor. Bunları not al, yaz bunları. Yaz. Şu ayna ne işe yarıyor ya? Onlar o tam aracın park halinde burnunu görüyor. Şu sağdaki peron aynası deniyor ona. O da tam işte park ederken yan tarafını görüyor. Sağda solda iki tane ayna var. Alttakiler geniş açı, üsttekiler de reel görüntü. Şeridimize oturalım. Sana küçük bir sürpriz yapacağım. Terliklerimden daha havalı. Ya bunlar benim değil mi? Yoksa tırda kalacak her binene. Hayır ya. Bunları mı verecek tır terliği diye? Şevket abi falan da gelecek. Şevket. Tır terliği. Buna bastığım zaman bir güneşlik otomatikman inecek, tamam mı? Hazır mısın? Evet. Bak sana sürpriz anladım.
Ya yavrum, yolların ustasıyım. Al, yerini almadım, pardon. Önünden alır gibi. Bir şey söyleyeceğim. Ben de ne diye düşündüm bunu biliyor musun? Ne? Sinema perdesi. Ulan iyi fikirmiş ha. Şöyle yatarken. Şu tarafta, sürücünün başını verdiği tarafta bütün işte aydınlatmalar falan orada var. Benim koltuğumun arkasında şuraya LED ekran da konabiliyor. Ondan sonra işte gece televizyon falan izliyorsun. Benim de sana bir fikrim var da onu hazırlamaya çalışıyorum. Ay Allah. Woohoo! Dedim ki bu yolda... Ya. Oh! Bak ne güzel, birbirimize küçük sürprizler yapıyoruz. Hayatta bu değil mi diyeceğim? Tur yolculuğu güzel yani. Sevdim, ben gelirim, her bölüm gelirim. Mesela şoför kahve çay yolda giderken içemiyor mu? Güvenli sürüş için uygun değil. Üstüne dökersen yanarsın, yanınca bir tepki gösterirsin. Haklısın. Şimdi demin indirdiğin bana sürpriz perdesi normalde ne? Güneşlik. Kapalı yani arabayı park halindeyken. Bu güneş gözünü almasın diye. O raydan perde yapıyorsun. Komple etrafını çeviriyorsun ki uyuyabilirsin diye. Süper. Artık otoban. Hızımızı 80'e sabitleriz. Ondan sonra ben de yanına gelirim. Acık sohbet et. Aslında fren yapmıyorum. Burada Rotterdam diye bir tane kol var. Kendi fren yapıyor falan. Fren kolda mı? Şöyle normal frenin var ama aslında o durmak için. Evet. Bu bir makine aslında, uçak gibi düşün yani, tek bir makine. Şunda Rotterdam diye bir şey var, geriye çektiğinde kombin fren yapıyor. Yani hem motor freni yapıyor, gerekirse disk frenini devreye sokuyor mu onu bilmiyorum. Sen bir şey yapmadan. Yani birazdan gösteririm. Aynı zamanda bu da hem eğimi hem de yükü falan da hesaplayarak yaptığı için aslında en ekonomik frenlemeyi bu yapıyor. Hoşuma gitti. Ha? Alayım sana şundan bir tane. Allah olabilir. Cana söyle aşkım, bana bir Rotterdam alır mısın? Çok Rotterdam. Ne yükü taşındığı değişiyor mu tırlarda? Mesela bu tırda bu taşınabilir. Yok. Ya 26 ton bunun toplam şeyi, taşıyabilme kapasitesi. Hepsiyle beraber yani çekicisi, dorsenin kendi ağırlığı falan 40 ton. %5 sarkabiliyor galiba. 42 tona kadar çıkabiliyor. Tehlikeli madde dışındaki her şeyi taşıyorsun. Tehlikeli maddenin prosedürleri de farklı. Aracı da farklı. Onun ticari belgesi de farklı. Vay be, sen sordukça ben de cevapladıkça. Evet vallahi gerçekten helal olsun bu kadar. Şimdi öğrenmişsin mesela hızı kadar. Şeyini geçtim. Geçmemem lazım. Nasıl? Şimdi hız sabitleyiciye yapıyorsun bunu. Bir de adaptif cruise kontrol var. Ben hadi anlatayım sana. Anlatsın. Sen bunu yaptın ya hocam. 80'e sabitledin. Evet. Önüne bir araba geldi. O yavaşladı. Aradaki mesafeyi ölçüyor. Adaptif cruise kontrol. Ve hızını ona göre düşürüyor. Önün açıldığında seni tekrar 80'e çıkartıyor. Şu anda ayağım ne gazda ne frende. Aa! Şaka yapıyorsun. Evet. Zaten şeyde... Mesela bunda sinyal vermeden şerit değiştirdiğin zaman şerit algılama sistemi sana diyor ki hop alo uyudun mu ne ayaksın diyor. Gece mesela burada yatarken konaklıyor ya şoför. Evet. Tırların durduğu bir yer mi var? Hani öyle karavanların olur ya belli evet. Yerleri. Ha. Yani büyük tır parkları var. Genellikle benzinliklerde olur ya, onların tır bölümleri var. Hem temel ihtiyaçlarını karşılıyorsun orada minik. Bir şey söyleyeceğim. Bir yağmur. Aa, yağmur. Bir serpiştirdi. Evet, geçtim. Şapkan da var. Vay be. Tabii canım. Woohoo! Seni öyle görünce Batma. Batman'ın yeri var diyor filmde. Batman'ın yeri. Sen vardı. Diyordun ya ne olsun ne Batman'ın yeri olsun. Batma. Bak güneş açtı, çok güzel oldu. Güneş senin için açtı yavrum. O kamyon arkası yazıları tırlarda da var değil mi? Şurada yazmışsın. Pişman olacağım değil, şişman olacağım şeyler yapıyorum. İlker Ayrı'nın programına katılıyorum. Ooo! Aa şöyle be. Ay çok güzel.
geldik. El frenini çektim. O zaman kaptanın yerinde efendim. Buyurun sofraya. Buyurun kaptanım. Tas. Yapkanızı alın. Oo, çıkar yaptı. Bak buraya şey falan yap. Burada kütüphanem var. Çok iyi. Böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmezdi. Uzanabilirsin bu arada. Tamam. Rahatsız olma, keyfine bak. Evet, Didem uyudu. Demek ki Didem'le de yola çıkılmaz. Şaka şaka. Hava tam bir uyku havası. Kaptanın yeri kendi tırıdır, kendi mekanıdır. Biz de gittiğimiz yeri kaptanın yeri haline getirdik. Şöyle mutfağımı, mütevazı mutfağımı kurdum ve gün için hazırlıklara başladım. Hadi bakalım. Suyun ısınmasını bekliyorum. Ne için? Kısır için. O sırada o zaman hocam patateslerle başlayalım. Hadi. Didem benim çok uzun zamandan beri arkadaşım. Dedim ki böyle böyle kaptanın yeri projemiz var. Gelir misin dedi, gelirim. Ne yapayım yemek olarak? Dedim ki ya kız kıza gün yaparız. Gün dendiğinde akla hemen kısır geliyor. Bir de patates salatası geliyor. Mercimek köftesi de var ama o topa girmeyeceğim. Kısır yapacağım, patates salatası yapacağım. Zıgara böreği yapacağım. Bir de evden kek getirdim. Onu ben yapmadım. Herhalde tır tarihinin en domestik anlarını yaşıyoruz şu an. Arkamızda tonlarca kuvveti olan canavar gibi bir makina. Önde önlüğüm, patates soyuyorum. Kısırlık bulgurumu haşlamak için suyumu koydum. Çayımı yapacağım. Allah! Kısmet başladı, kısmet. Ben hızlı bir şekilde sofrayı hazırlayacağım. Bakalım kaç dakikada gün sofrası hazırlayabiliyorum.
ağzını şöyle aldım. Allah! Allah'tan yedeğim var. Şu bir. Bunlar artık final dokunuşları. Şu iki. Şöyle şu üç. Sen hocam. Tiril tiril. Geldik buna. Son anda unuttum aslında. Buna bal da ekleyebilirsiniz. Bunun ne olduğunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum. Belki aşağıya yazarım. Sonra Didem'i uyandıracağım. Ve tavaya da sıvara böreklerini atıp. Aa, ne eksik diyorum ya. Sabahtan beri şu arkadaşa pul biber. Hiçbir şey demiyorum. Ağzımı açmıyorum. Sesimi uyandırabilirim. Gerçekten uyudun değil mi? Kaç saat sürdü be? Bir saat sürdü tam. Vallahi bir saat sürdü. Çok acıktım. Açlık hava uyku yapıyor insanda biraz. Çok rahat burası. Çok rahat. Herkese tavsiye ediyorum. Vallahi hadi gel. Vallahi rahat. Hazırladım gel. Çok acıktım. Buyurun buyurun. Kendime gelemedim. Çok güzel. Bu ne abi? Böyle iş mi olur ya? Böyle gerim ben gerim. Ben bayıldım gerçekten. Şimdi burada bir tek bunu ben yapmadım. Sanem Hanım'dan rica ettim. Onun da meşguliyeti vardı. Sağ olsun evdeki yardımcımız Dila çocuklara yaptığı tarif üzerinden. Of. Keki de yaptı. Çayını vereceğim. Sen bir yandan servisini alırken ben de bir yandan börekleri kızartacağım sıcak yesin diye. Aklına başka bir şey gelmesin. Bir şey söyleyeceğim, sana koymayayım mı? Sen bak keyfini, ben alırım. Sana? Ben yaparken doydum. Ya yol programı mı? yemek programı mı? Ay konsepte bayıldım. Eyvallah! Her şeyi baştan mı yaptın? Evet. Yani bulgur. Evet. Çekildi onlar değil mi? Bu kadar mı güvenmiyorsun? Çok güzel olmuş. Vallahi. Ay. Börekleri soğuk mu kızartıyorsunuz hocam, sıcak mı? Sıcak. Kimisi soğuk, annem soğukta yapıyor biliyor musun? Yağ çekmiyormuş buradan dinleyenlere. Allah aşkına. Sana patates vereyim. Yemin ediyorum eksiğini gediğini söyle bak vallahi. Yok. Gerçekten yok. Eksiği gediği yok. Buradan, böyle bir şey. Bizi şey yapanlara ben bunun tarifini paylaşacağım zaten. Ne usulüydü bu? Da Hatay. Ha çok iyi. Çok güzel. Kusura bakma. Çok güzel. İlker'cim. Vallahi. İyi ki geldim. Türlü altın günü. Çok güzel. Anam Sanem Hanım. Alo. Selam söyle. Vallahi tam şu anda yine kayıttayız. Yine kayıttayken aradım. Didem selam söyle diyor kısır yerken. Çok şanslısın Sanem'cim. Böyle bir kocan yok olduğu için benimki yumurta çok, bile çok, kıramıyor. Can yumurta bile kıramıyormuş. Kıramıyor. Çok güzel bir kısır oldu. Güzel bir patates salatası. Sigara böreğinde biraz patladım galiba. Biraz o yetişmedi o. Yani onu şey böyle bir alüminit esnasında kızartayım dedim ama bu bakayım inşallah olacak. Çay may demledik, keyfimiz yerinde. Tamam yavrum, yollardayım. Kocan yollarda. Ya bu da bana hasta ya. Buna o dediğin kereviz tozunu koydun mu? Koydum. Çok güzel. Yaparken kameraya söylemedim, kereviz tozu var içinde. Bunda biraz sarımsak tozu var. Bunda mı? Yakışıyor. Ha. Aman işte bu koşullarda. Daha ne olsun şurada ya? İnanılmaz değil mi? Şeyi. Bak, bak. Ay, sıcak sıcak diyorsun.
Of, of, of. Yeter, bana bir tane yeter. Dur be yavrum, ben geldi 40 yılın başı. Şurada suara böreği yiyeceğiz yani. Yalnız zeytinyağı bence çok iyi, tadı da çok güzel. Nereden bu zeytinyağı? İyi bir zeytinyağına mı ihtiyacınız var? Öyle. Nerede? Ya kendi zeytinlerimizden, kendi zeytinliğimiz. Takip edenler az çok biliyorlar. İşte restoran işi de yapıyorum. O restorandan sonra bir de zeytinlik kısmet oldu. Kendi zeytinlerimizden, kendi zeytinyağımız. Kaç zeytin ağacı var? 300 tane galiba. Restoranda önden geliyor mu o tadı? Hani böyle ekmeği banmak için, ortaya konulmak için. Ya her mevsime farklı bir, ona amuse-bouche deniyor. Ne deniyor? Amuse-bouche. Ortaya konulan ikramı mı? İlk misafir geldiğinde, daha karnı aç, işte masaya geldiğinde işte açıcı. Bir hoş geldiniz tabağı olur ya, işte zeytinyağı olur. Evet. Bir şeyler olur falan. Ona amuse-bouche deniyor. Kandırmıyorsun. Hayır ya. Kandıracak olsak hayır, bile. Hayır, şu an inanmış. Niye amuse-bouche diye bir kelime seçiyorsun? Amuse-bouche işte tam kandırmaca şey gibi. Yemek öncesi ortada konan şeye amuse-bouche deniyor mu? Neye konan şeye? Ortada konan. Ortaya ortaya. Yani mesela evde salata getirdin, amuse-bouche. Var mıymış? Bakayım. Abi. Bir Fransız restoranı geleneği olarak bilinen amuse-bouche ne demek? Ağız eğlenceliği ya da damak hoşluğu anlamına geliyor. Çok sinirim bozuldu. Gittikçe açıklanamaz hale geliyor. Çoğunlukla kaşık üzerine sunulan ve şefin estetik hünerlerini konukların ve ana yemeğin önüne geçmeden ortaya koymasını vay, sağlayan bir şey. Sen bunu nereden buldun da bunu kullandın? Kaptanın yerinde bundan sonra amuse-bouche standart olacak. Aynen bak. Sen bir dahaki programa mutlaka konuğuna amuse-bouche ver. Şevket amuse-bouche ver. Yani Şevket'in amuse-bouche olduğunu bilmez ismini zaten. Ağzımdan kaçırırsam. Diyecek ki bana bu ne? Ben diyecek ki abi ağız eğlenceliği. Ne güzel gidiyor. Hediye vermeyecek miyiz? Aa, daha hediye mi var? Ay vallahi hep gelirim ben bu programa. İnşallah istediğim şeydir. Ay evet! Çeyrek altın evet. Değil mi? Hayır, bundan istemiştim. Gerçekten var mıydı yoksa ben isteyince mi seninkini verdin? Hayır, hediye paketimiz buydu. Çok teşekkür ederim. Ay harikasınız. Ay. Seni seviyorum. Ben de çok güzeldi. Çok, çok teşekkür ederim. Ediyorum. Beraber nice sofralarımız olsun. Yiyelim içelim. Evet. Seni seviyorum. Hadi götüreyim seni şimdi.